Ve şunu söylemek istiyorum. Evet. Tayyip Bey e, yani hani milli görüşten gelmiş Tayyip Bey'e bunları söylemek istiyorum. Hazreti Yahya'nın bir lafı vardır. İsa için söyler çünkü İsa'nın şeysidir öncüsü. Evet. Yolunu açandır. İsa için der ki şimdi ona büyümek bana küçülmek düşer. Tekrar ediyorum. Hazreti İsa'nın İncil'de lafıdır. İsa için söyler. Şimdi ona büyümek bize küçülmek düşer. Ben Diyarbakır Meydanı'nda bunu gördüm. Nasıl bağlanmış sayış? Tayyip Bey Abdullah Öcalan'a şöyle demiş. Şimdi sana büyümek, bize küçülmek düşer. Yani gördüğüm bu. Burada çok şey söylemek istiyorum. Orada bir sürü eski dinlerden de yorumlar yaptı. Abdullah Öcalan tuhaf tuhaf. Kaldı ki Abdullah Öcalan bildiğimiz kadarıyla bir ateistti. Dinle dalga geçer, aşağılar vesaire. Ama Bülent Arınç onu kutsamaya başlamıştı. Şimdi bu bu Hz. Musa'nın bak Hz. Musa'nın temsil resimlerinde de vardır, kitapta da vardır. Bakarsınız. Çölde bir yılanı kaldırır ve ayağa kaldırır. Çölden bir yılanı kaldırır ve havaya kaldırır. İnsan ellerinde yılan. Tayyip Erdoğan yaptı Diyarbakır Meydanı'nda yılanı aldı ve ayağa kaldırdı. Hepimize taç yapar gibi. Herkesin şey yapar gibi. Ayağa kaldırdı. Niçin bunu yaptılar? Ben niçin yaptıklarını yıllar önce vefat etmeden önce Erbakan hocayla konuştum ve bana bunları tane tane anlattı. O gün şüpheli bakmıştım. Ama bugün her şey gerçek oluyor. Hazreti İsa kuyudan su çekmekte olan kadına yanında kuyu suyu ister kadından. Evet. Der ki sonra bir konuşma geçer. Bir mucizevi konuşmalar olur evet. orada. Der ki bu kuyu suyunu der içen biraz sonra der susar. Çünkü bu kuyu suyudur. İçersin yarın tekrar susarsın. Oysa ben, bende diri su var. Diri su. Bu diri suyu içen ebedi olarak bir daha susamaz. Bu vaftizlerde de su şey yapılır evet. ya. Ebedi. Tayyip Erdoğan Bey ne yaptığını bilmiyorum. Bir katil örgüte ve başına dün ebedi susamayacak. Bir diri bir su serpti. Tabi. Birileri yaptı bunu. Yine yani orada kutsandı bir şey. Dün bir şey kutsandı Diyarbakır Meydanı'nda. Terör kutsandı. Katiller kutsandı. Muhteşem bir şey oldu orada. Acayip bir şey oldu. Muhteşem. Böyle acayip o masaya koyup tartışmamız gereken siyasi anlamları dışında. Orada diri bir su verildi. Teröre, eşkiyaya, evet. onu destekleyenlere diri bir su verildi. Şey der ki, bir gün yine Öyle konuştuğu için öyle cevap veriyorum. Hı hı. Eski dinlerden konuşuyor. O eski dinlerden üç kelime konuşma gir altına. Bir gün yine mucizelerindendir Hz. İsa'nın. Ekmek bir parça ekmekle beş bin on bin kişi doyurur. Hatta artar falan. Derler ki bu ekmek hayat ekmeğidir. Bu ekmeği yiyen ki kat hı. bütün törenlerde de vardır ekmek. Evet. Bu ekmeği yiyen ebedi olarak aç kalmaz artık. Çünkü ebedi olarak doymuştur. O ekmeğin şeysi odur. Simgesi odur. Tayyip Bey dün Diyarbakır Meydanı'nda terörü ebedi olarak beslemiştir. Vaftiz, Vaftiz edilmiştir Vafti ve ebedi olarak ebedi bir şekilde bu hayat ekmeğini hayat ekmeğini getirdi ve terörün ağzına uzattı. Bu suyu getirdi ve şey yaptı. Niçin bunları yaptı? Bu büyük vaftiz neydi? Çünkü bu büyük vaftizin arkasında gerçekten başka bir şey var. Avrupa var, Amerika var. Gerçekten vaftiz var. Vaptiz. Batının bu topraklarda Müslümanları gerileştirme, Müslümanları savaşın içine atma, Müslümanları birbirine kıldırma ve bu topraklarda gözü var. Bu kadar basittir. 1914'ten bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Sadece iletişim değişmiştir, teknoloji değişmiştir. Niyetler, kasıtlar işte ortada. Bu meydana kadar geldiler ve milyonlarca insanı da orada kandırdılar bir vaftiz töreni var orada. Ve bu vaftiz töreninde de alet olan, kahya olan, vaftiz edilenin milli görüşten yetişme bir insan olması da işte şimdi ona oy verenler düşünsün. Herkese soruyorum. Dün Abdullah Öcalan'ın o kadar yüksek sesle konuşturan, ona böyle bir diri su veren kimdi? Ona bu hayat ekmeğini veren kimdi? Onu bu kusuyan kimdi? Terör sanır mı? İşte kutsandı. Karar kustandı ve yüzlerce yazarımız gitti dedi ki barış geliyor diyor kandırıyorlar milleti ve halkı. Bir yıl önce de oldu bu, üç yıl önce de oldu, beş yıl önce de oldu. İkili bir şey kuracakmış. Ne demek ikili? Ne demek ikili? Bir açıkla. Daha üç yıl, beş yıldır Türk lafını nasıl kovacakları, nasıl ezeceklerini ekranlarda sabahlara kadar konuşmuyorlar mı? Ve bu yazarları, tabii ki bunlar dışarıdan kumanda yazarlar ve dışarıda beslenmiş kelimeler tam anlamıyla doğrudur burada söylediklerim dışarıdan kurgulanmış, kurulmuş, dışarıdan beslenmiş ve dışarıdan yönlendirilmiş yazarlar olduğu için Türk halkından bir şeyi, kasıtla bir şeyi kaçırıyorlar. Kaçırdıkları o şey de işte Türk olmasa da olur, bilmem ne olmasa da olur, işte Müslüman olmasa da olur, işte Tayyip Erdoğan Bey de yeni bir birlik kuracak, yeni bir felsefe yapıyor ve bunun arkasına Çanakkale'ye koyuyor, güya. Evet. Orada Araplar da savaştı. Tabii ki herkes savaştı orada. Ona ve yazarlarına buradan sesleniyorum. Milli demek, yerli demek, Türk ya da Müslüman demek değildir. Bu bu topraktaysan Türk ve Müslüman olur. Habeşliler de İtalya'ya karşı kendilerini savundu. Türk ve Müslüman mıydı? Vietnamlı da savaş şey, savundu. Ya da bir Orta Afrika kabilesi düşünün. Ta, tarihin eski çağında bir kabile domuzlar saldırıyor tarlalarına ve domuzlara karşı birlik oluyorlar. Birlik bak hepsi mızrakla yan yana geliyor. Milli olmak demek yabancı tahakkümüne karşı çıkmak demektir. Yabancı tahakkümüne oradaki insanlar Laz olur, kim olursa olsun Burada bulunan insanlar Atları, sanları, dinleri ne olursa olsun Milli ve yerli olmanın tek ölçeği Yabancı tahakkümüne karşı olmaktır Tayyip Erdoğan Bey, yanlış hesaplar Yanlış yollar yapmasın Milletin aklını kandıracak şeyh Can Akgelet devreye çıkarsın Şimdi bugün Yabancı tahakkümünden kim yana Hepiniz yabancı projesinin altındasınız İşte bir tezgahın içindesiniz Hepiniz artık bu toprağın öz çocuğu diyerek iktidar oldunuz ama yabancısınız bu toprağa. Bu toprağın çocuğu değilsiniz. Bu toprağın askerini, yazarını, milli, yerel ne kadar direnç noktası varsa hepsini sildin attınız. Ve bunu da kahkahalarla yapıyorsunuz. Hem Arınç Bey'iniz dalga geçiyor hem Mehmet Altanlarınız, Ahmet Altanlarınız aylarca dalga geçti. Direnç noktalarını kırdığınız için. Direnç, direnen insanlar, komünist olur, Müslüman olur, ateist olur, kim olursa olsun. Direnen insanların kimse, Yabancı tahakkümüne karşı kim karşı koyuyor? Komünist Parti koyuyor. Milli görüş koyuyor. İşte onlardır yerli olan. Şimdi böyle bir muhasebeyi Türkiye halkı görsün. Kimdir yabancı? Bu toprağın direnişi nerededir? Bu toprağın bütün direniş noktalarını susturduğunuz, içeri attınız ve o başka yerlerde. Yabancı tahakkümü.